Maden faciası 41 can aldı değerli izleyenler. Geride 41 Ocak'ta cayır cayır yanan bir ateş bıraktı. Kimi elinde ayakkabısı, şehit düşen evladına ağladı. Kimi bebeğimin içine doğdu dedi. Baba oğlun yürek yakan hikayesini anlattı. Yaşayamadı, gunguremedi benim yavrum. Sen dayanın buna. Elinde şehit oğlunun ayakkabısı, gözünde yaş, evlat acısıyla böyle kavruldu. Yavrum benim, hayalleri vardım benim uşağımın. Nasip olmadı. Suat Demirkıran 31 yaşındaydı. Kız arkadaşıyla evlilik hazırlığındaydı. Evlenmek üzere. Evini aldı, arabasını aldı. Allah işini verdi. Nasip olmadı. Ama hayalleri yarım kaldı. Bartın'daki maden faciası onu sevdiklerinden kopardı. Oğlumla pazartesi konuştuk. Bir daha konuşamadık. Acısı 72 yaşındaki annesi Minire Demirkıran'ın ciğerini yaktı. Kilova geldi. Ne oldu dedim kızıma. Anne dedi patlamamış ocak dedi de ben zaten dedim hep kaybettim kendimi. Ona yadigar kalansa evladının ayakkabıları oldu. Bağrına bastı. Fotoğrafını öptü, kokladı. Yavrum benim. Bir tanem. Gülüm, çiçeğim benim. Güle güle gitti benim yavrum. Orada da güle güle dursun. Dede. Dede. Normalde baba diyen çocuk o akşam yanında yatıyordum. Babiş, babiş diye sayıklıyordu. Bir yaşındaki Aras bebek sanki hissetmişti. Faciadan daha bir saat önce babasıyla böyle gülüp eğlenmiş, bilmeden o son anlarını kayda almışlardı. Video falan çekmişler, hatta telefonunda var, o güne ait videolar var. Maden şehidi Rasim Bulut ne oğluna ne de sevdiklerine doydu. Hiç tahmin etmemiştim böyle olacağını. Şimdi minik Aras'a bir tek o mutlu anların görüntüleri miras kaldı. İnanmadım, o beni bırakmaz, o Aras'la bizi baş başa bırakmaz, yalnız bırakmaz dedim. Ama bırakmış. Dede. Dede.